Yeniden merhaba arkadaşlar. Geçenlerde NVMe SSD, M.2 SSD'lerden çokça sizlere bahsettim. Peki bu NVMe SSD nedir arkadaşlar? Kendi üslubumla anlatmaya çalışacağım. Fazla teknik detaya girmeyeceğim. Hatalarım ya da eksiklerim olursa şimdiden kusura bakmayın. Benim bildiğim kadarı sizlere anlatmaya çalışacağım. Neden bu konunun üzerine, hangi konunun? NVMe SSD konusunun üzerine neden çok fazla duruyorum? Bakın arkadaşlar, geleceğin teknolojisi bunlar arkadaşlar. Yani biz artık anakart üzerindeki SATA konnektörlerini, zaten bu ID'ler kaybolmaya başladı, yeni anakartlarda yok. Bu SATA'ları da göremeyeceğiz. Bu NVMe SSD hangi veri yolunu ya da hangi soketi kullanacak? Şu görmüş olduğunuz 2 adet PCI Express slotlarını kullanacak. Yani demek istediğim, yeni nesil anakartlarda belki bu SATA'lar olacak ama bunlar fazla önemsenmeyecek. Bu ID'ler şimdi önemsenmediği gibi. Yeni nesil üretilen anakartlarda bu PCI Express slotları olmayacak belki ama M.2 konnektör yuvaları, NVMe Express, bu anakartta gördüğünüz gibi bu şekilde M.2 konnektör yuvalarını göreceğiz. Ama bir şeyden bahsedeyim. Bu M.2 konnektör yuvasının yaptığı işi bizim PCI Express slotları yapıyor aslında. Ben böyle bir aparat kullanarak PCI Express slotuna taktığımda bu anakarttaki işlemlerin aynısı bu aparat üzerinden uygulanmış oluyor aslında. Peki bu PCI Express slotları ne yapar? Nasıl çalışır? Belki bu video birinci video olacak. Bu konu çok uzun. Bunu ben bildiğim kadarıyla merak eden arkadaşlarıma, merak ettiğini düşündüğüm sizlere bunu anlatmak zorundayım. SATA'dan başlayalım. SATA ne yapıyordu eskiden? SATA'yı bağladığımızda SATA Güney Köprüsü ya da farklı kontrolcüler üzerinden işlemciye veri gönderiyordu. Yani arada bir aracı donanım vardı. Haliyle bunlar üretildikleri zaman itibariyle veri hızları sınırlı donanımlar. Yani hard disk ne kadarı hızlı olsa da burada bir engelle karşılaşıyordu. Çünkü burada bir filtreleme ya da donanım görme, tanıma ile ilgili bir baraj olduğu için bu barajı aşabilmesi için verinin bir gecikme meydana geliyordu. Bakın bu da bir SATA kontrolcüsü bu anakartta. Aynı zamanda Güney Köprüsü'nün bazı anakartlarda, Güney Köprüsü de bu işi yapar. Bizim eski anakartlarda Kuzey Köprüsü'nden de yapanlar vardı. Şimdi ne oldu? Bu aracı kurumlar, yani aracı donanımlar, bu görmüş olduğunuz aracı donanımlar devre dışı bırakıldı. PCI Express slotları işlemci ile direkt irtibat halindedir. Yani arada bir aracı donanım yoktur. Bunlar şerit olarak işlemciye veri gönderir. Yani biz ekran kartı taktığımızda ekran kartının görüntü verebilmesi için, işleme yapabilmesi için işlemci, RAM ve ekran kartı arasında bir iletişim vardır. Bu şekilde çalışır. Yani direkt muhatap olduğu donanım işlemcidir PCI Express slotlarının. Peki mesela bu anakart PCI Express 2.0 destekli. Neden böyle? Çünkü bu anakartın üretildiği dönemdeki işlemcinin pinlerinin ya da işlemcinin yapı mimarisi olarak üretilme modeli bu. Bu olduğu için haliyle PCI Express bundaki en yüksek hız şu anda çarpı 16. Ne demek çarpı 16? 16 şerit var demek. İşlemci ile arasında. Yani
16 şerit demek aslında bir şerit iki veri gönderme, iki veri alma anlamına gelir. Bir şerit yani PCI Express bir slotları var ya anakartlarda. Bakın şöyle tarif edeyim. Bu PCI Express çarpı bir slotu. Bu slotun işlemci ile bu kuzey köprüsünü görmeyelim. Bu anakartı baz alarak söylüyorum. Bu çarpı bir slotu işlemci ile iki veri gönderir, iki veri alır şekilde dizayn edilmiştir. Yani bu anakartın yapısı ve bu PCI Express çarpı bir slotun yapısı budur. Ama bu 16 olursa, burada olduğu gibi çarpı 16 olursa, bu çarpı birin yaptığı işin çarpı 16 ile katlayın, öyle düşünün. Veri aktarma hızını. Peki, bu anakartta burası çarpı 16, bu slot çarpı 4 diye geçiyor. Zaten fark ettiyseniz slotun orta kısmından sağ tarafı boştur. Yani doldurulmamıştır ama diğer slot doludur. Fark ettiyseniz. Bu slot çarpı 4 hızında çalışır. Bu slot çarpı 16 hızında çalışır. Yani şunu demek istiyorum. Bu çarpı 16 şerit hızı işlemci ile veri aktarımı yapar. Çarpı 4 hızı da aynı şekilde işlemci ile veri aktarımı yapar. Bu NVMe SSD'nin veri hızı da bu PCI Express slotuna takmamıza bağlıdır. Mesela taktığımda bu slota işlemci ile çarpı 16 hızında veri aktarımı yapacak anlamına gelir. Eğer ben bunu çıkartıp çarpı 4 slotuna takarsam işlemci ile çarpı 4 şerit hızlarında veri aktarımı yapacak anlamına gelir. Veya biraz daha basitleştirelim. Şöyle düşünelim. Burası çarpı 16 slotu. Bir araç düşünelim. Burası varacağımız yer. Araç filomuz var. Elimizde 16 adet araç var. 16 adet araç. Burası varış yerimiz. Aynı zamanda bunlar varış yerinden tekrar çıktıkları yere geri gelecekler. Böyle düşünelim. Burada çarpı 10, yani 16 tane otoyol var. Otoyol. Yalnız bu 16 otoyolun gidişi olduğu gibi bir de dönüşleri de var. Yani çift taraflı iki yönlü yol. Öyle düşünelim. Bu çarpı 4'te ise burada bahsettiğim gibi 4 adet şerit var. Yani yol şeridi var. Aynı zamanda bunların dönüş yol şeritleri de var. Böyle düşünelim. Dönüş, geriye dönüş. Ben 16 tane aracımı yola çıkarttığımda varış yerine, bu 16 araç varış yerine ulaştığında tekrar geri gelmesi için geri dönüş şeritlerini kullanıp ilk çıktığı yere, yani buraya tekrar geri geliyor araçlarım. Peki ben bu 16 aracımı bu görmüş olduğunuz çarpı 4 slottan hareket ettirirsem, yani 4 tane şerit var, elimde var 16 araç. Bakın size anlamanız için anlayacağınız dilden anlatmaya çalışıyorum. 16 aracı 4 şeritten yolladığınızda ne olacak? Her bir şeride 2 araç sığmak zorunda kalacak matematiksel olarak. Haliyle bu 2 araçlar yolda giderken sıkışma, dar boğaz meydana getirecek. Yani hızları düşecek. Varış noktasına gelinceye kadar hızları düşecek. Aynı zamanda geri dönüşleri de sorun teşkil edecek. Yine hızları düşecek. Çünkü niye? Tek şeritli yola iki araç sığdırmaya çalışmış olduk biz. Böyle düşünelim. Haliyle hızlar düşecek. Bu yüzden çarpı 16, PCI Express çarpı 16 hızı daha yüksek çıkacak. Veri aktarım hızı. Şimdi bu olayı anladığınızı umuyorum. Biraz karmaşık gibi gelebilir. Ama standart herkesin bildiği, gözünün önünde canlandırabileceği şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi çarpı 1 slotunu anladık. Çarpı 16 slotunu anladık. Çarpı 4 slotunu anladık. Bir de çarpı 8 slot da var. Bu anlattıklarımı bu çarpılar ekleyerek kendiniz matematiksel olarak bulmaya çalışın. Bu basit bir iş. Şimdi bu 1156 soket anakart. Bu serinin
En dolu anakartı. Çünkü niye? 1156 soket ve USB 3.0 çıkışı var bu anakartın. Haliyle bu anakart AMI değil, Avart BIOS destekli artı UEFI ya da EFI destekli bir anakart değil. Yani eski sistem BIOS yüklü bu anakartta. Bizim eski 705 soket anakartlarda olduğu gibi. Bu anakartta NVMe SSD taktığımda PCI Express slotuna bunu taktığımda haliyle bootable yani ön yüklenebilir hale getirmem gerekecekti. Bunu kullanabilmem için. Ben bunu sürücü olarak kullanmak istemiyorum. Yani depolama aygıtı olarak kullanmak istemiyorum. Aynı zamanda sistem yüklü depolama aygıtı olarak kullanmak istiyorum. Yani işletim sistemi yükleyeyim. Buradan çalışsın istedim. Ve bunu kendimce başardım. Bayağı bir uğraştım. BIOS'unu değiştirdik biz bu anakartın. Şu anda bootable özelliği olan elimizde bir anakart var. Eski nesil olmasına rağmen. Bunu birazdan çalıştıracağız. Şimdi daha yeni nesil anakartlarda bu görmüş olduğunuz Asus Rampage 5 Extreme anakart gibi örnek gösterecek olursak gördüğünüz gibi NVMe SSD modülü yani M.2 modülü bu anakartta hazır var. Bu anakart pahalı bir anakart. Bu anakart elimizde var. Ben yüksek hızlar elde etmek için bu NVMe SSD ile yüksek hızlar ya da gecikmeler yaşamamak için böyle bir anakart almak zorunda mıyım? Yani cebimden para çıkmak zorunda mı? Bence bu böyle olmamalı. Elimde mevcut eski diye tabir edilen böyle bir anakart var ise ve bana şu anda standart aşırı hızlar da gerekmiyorsa benim işimi görebilecek, bana kafi gelecek donanıma sahip anakart elimde varsa neden sırf bu NVMe SSD modülünü kullanmak için böyle bir anakart satın alayım? Şimdi zaten sizlere anlatmak istediğim şey bu. Bu videonun devamı ya da birkaçı da gelebilir duruma göre. Bu konu çok uzun. Çünkü ilk baştan da bahsettiğim gibi yeni nesil sistemler artık buna dönüyor. Eski nesil sistemlerde bu modülün aynısı yok. Ben ne yapıyorum? Bu görmüş olduğunuz aparat ile bu anakartın yaptığı işlevin aynısını benim elimdeki eski anakartta yapabiliyorum. İşte size bunları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi birçoğunuz bu NVMe SSD'ye yabancısınızdır. Bilenleriniz elbette vardır ama bu konuyu detaylı olarak anlatan yok. Türkçe veri veren de tekim ben. Onu da belirteyim. Maalesef bizlere her şeyi anlatmıyor birileri. Ya da işlerine öyle geliyor. Ben elimden geldiğince gelecek teknolojileri şimdiden sizlere anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ileride bu tür donanımlar karşınıza çıktığında yabancı kalmayın istiyorum. Bilginiz olsun istiyorum. Aynı zamanda ben size bunları anlatırken siz de kendiniz araştırın. Yabancı kaynaklardan, yerli kaynaklardan detaylara girin. Ne oluyor, ne gidiyor? Gelecek teknolojilerine biz bir anakart üretmiyoruz. Üretmediğimiz için sürekli dışarıya bağımlıyız. Ben istiyorum ki bu NVMe SSD modülünü biz üretelim, anakartı biz üretelim ama bu sürekli bir yerlerden bilgi alarak ya da sürekli geriden gelerek bu olmaz. Hep biz geriden geliyoruz arkadaşlar. Yani üretici değiliz. Birileri bize anlatacak. Biz de eyvallah diyeceğiz. Yok öyle bir şey. Ben buna karşıyım. Çünkü bu potansiyel bizde var. İnanıyorum. Ama ne kadar ben bu konuda çaba sarf etsem de o kadar da beni engelleyenler var. Bunu da biliyorum. Benim derdim bu değil. Benim derdim gençlere ya da benim emsalim kardeşlerime bu teknolojiyi kendi bildiğim kadarıyla anlatıp gelecekte eline bu şekilde donanım geçerse yabancılık çekmeyesin. Yabancılık çekilmesin. Benim istediğim bu. Şimdi bu konuyu diğer videolarımda da uzun uzun anlatmaya çalışacağım. Bu anakart üzerindeki testlere bir bakalım. Bakalım neler yapmışız.
Anakartımızda normal BIOS'u var. Modlu BIOS'u yok. Bu şekilde NVMe SSD ile birlikte çalıştıralım. Bakalım BIOS'ta bu depolama sürücümüz görünüyor mu? Burada herhangi bir sürücü görünmüyor. Görüldüğü üzere BIOS menümüz eski tip BIOS menüsü. EFI veya UEFI BIOS değil. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu videomuzu keselim. Bundan sonra modlu BIOS yüklemesi ve görmüş olduğunuz NVMe SSD performansına bakacağız. Bize ne sonuç verecek? Bu videodan sonra diğer videoları da takip etmeyi unutmayın. Bana destek vermeye devam edin. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun.